Şaka, zıplamadan da kara yapsan oluyor. Elmaları dayı, topla. Benim valla bu hayatımda buraya gelmemde en büyük etkilerinden birisi olan şahıs kim? Omega İnternet Kafe'nin sahibi Tahir amcadır. Aha geldi lor. Tahir amca bembeyaz saçlı, pos bıyıklı, bıyıkları sararmış dayı. Sigara içmeden, sigara içmekten bıyıkları sararmış, dikdörtgen kafalı, klasik bir Türk dayısıydı. Hı hı. Tamam mı? Herkes kafede gıntırstrak gıntırstrak diye dolaşırken ben Age of Empires oynuyordum. Adam bunu görünce ne dedi? Sigarayı yakıp yanıma geldi. Beni izliyor. Küçücük çocuk acaba nasıl Age of oynuyor diye. Böyle omuzumu dürtmeye başladı dayı. Omuzumu dürte dürte şey diyor. İşçi boşta. Bak işçiyi oduna gönder. Odunun bit. Ç tuşuna bas, işçiyi seçeceksin. Bak işçi boşta. İşçi boşta. İşçi boşta. İşçi. Böyle böyle ilerledik. Sonra ben bir gün Erhat diye benim bir orospu evladı bir arkadaşım vardı. Şimdi turu zipci oldu. Onun evinde bilgisayarı vardı, benim yoktu. Gittik orada Age of'u açtım. Orospu çocuğu yanlış oynuyorsun dedi. Oturdu bilgisayarın başına. Beni kaldırdı. Enter'a bastı. How do you turn this on? Yok bu Ayı Ferhat değil. Bu Sarı Ferhat. Bu başka. Gerçi Ayı Ferhat da Sarı Ferhat. Bu başka Ferhat. Birbirleriyle aralarında 1 kilometre mesafe vardı. İşte bizim mahalleden. Hatta birbirini tanımıyorlar. Neyse. How do you turn this on dayı? Dayı araba çıkıyor. Dayı araba çıkıyor. Dıkş 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 dıkş. Karşıda amına koyayım bilgisayar basmış. O kadar fil basmış. Dıkş 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 dıkş. Anasını sikiyoruz. Sonra ben bir gün gittim kafeye. Dayı how do you turn this on yazdım. O günden sonra bir daha Tahir amca bana backseat yapmadı. Niye? Senden vaz mı geçti yoksa oldun dayı, mu diye? Dayı he gave up on me dayı. Has siktir. Asiktir. O dünyanın en iyi oyuncusunu yetiştirecekti. Kafasında muhtemelen öyle bir şey vardı. Dayı adam beni bıraktı. Ananı sikeyim, hikaye bak. Gece ananı sikeyim. Dayı Tahir amca bir daha bana backseat yapmadı. Dayı nasıl davranıyordu önceden peki? Ve bak şöyle söyleyeyim. Ben orada imtiyazlıydım, tamam mı? Girdiğimde mesela en iyi bilgisayarlar. Eskiden kafelerde bir standartizasyon yaktı, bilenler bilir. En iyi bilgisayarları Tahir amca bana ayırırdı mesela. 5 numara, 3 numara bunlar çok kral bilgisayardı böyle. Takılmaca donmaca olmaz. Zınk. Oraları böyle bana sıra varsa bile ayarlardı şey derdi. Ahmet önceden aradı ya. Ahmet geleceğini söylemişti, çocuklar çekilin Ahmet oturacak oraya. Dayı ondan sonra o how do you turn this ondan sonra bir daha böyle bir kıyak yapmadı bana. Ananı sikeyim. Hangi makine geldiyse onu oturttu. Çok büyük hayal kırıklığı oldu sanırım. Ondan sonra diğer internet kafeye gittim işte. Oraya gitmeyi bıraktım. O diğer internet kafede benim FRP yolculuğumun başladığı yerdir. Nasıl başladı? O da başka videonun konusu mu, anlatacağım mı? O da başka bir videonun konusu da zaten lore hakim olan bazı arkadaşlar var. O internet kafede de işte bizim Ayı Ferhat'la falan tanıştım. Orada da daha elit oyunlar oynuyorduk. Age of tamam yine elit bir oyun diğer kekoların yanında ama orada bayağı StarCraft falan çeviriyorduk. Yani hani başka bir seviye. Türkiye'de başka hiçbir internet kafe. Yani ben mesela ilk Steam hesabımı o kafede açtım. Sonra kaybettim o Steam hesabını ama yani bu şu anki Steam hesabım bile Türkiye'nin en eski Steam hesaplarından birisidir yani. Neyse dayı. O kafede takılıyoruz. Bayağı böyle ortamımızı kurmuşuz artık. Kendi ortamımız falan var. Kimse bizi cagolamıyor. Hatta kafeyi ele geçirdik. Kafenin sahibi artık gelmiyor amına koyayım. Sırayla dönmeli biz bakıyoruz kasaya falan. Hırsızlık yapmıyoruz. Orospu çocuğu değiliz zaten. Herkes iyi aile çocuğu. Eğitim görmüş çocuklar falan. Takılıyoruz, cagoluyoruz böyle. Bir gün kafenin yanında bir tane şey var. Ne denir ona? Pastane. Ama o pastane de o kadar orospu çocuğu ki bayat poğaça satardı. Niye o poğaçaların bayatlığı geçsin diye mikrodalgaya attırtırdık ona. Mikrodalga başına 50 kuruş alırdı. Siktir git. Elektrik yazıyor oğlum. Elektrik bedava mı derdi. Mikrodalga başına o 50 kuruş alırdı. Çocuğu. Ya da 25 kuruş öyle bir şeyler. Neyse. Yıllar sonra Şiş teyzemin cenazesinde karşılaştım onunla da. Hatırladın mı beni dedi. Dedim vallahi hatırlamadım.
Ben dedi hastaneci. Çocukken gelirdiniz hep dedi. Şimdi orospu çocuğu zannediyor ki ben öyle tatlı anılarım var onunla ilgili. Hani çocukluğumu okşadı falan zannediyor da biz hep sövüyorduk ona. Orospu çocuğu para alıyor bile. Hep sövüyorduk. Hep sövüyorduk ona çünkü o... Siktim. O... Hı hı. Mikrodalgadan para alıyordu dayı. Orospu çocuğu çünkü o. O var ya o. Mikrodalgaya da para alan bir orospu çocuğu. Bir gün işte... Hastaneye gitmiş Tahir amca. Biz de kafenin önünde oturuyoruz. Kafenin sahibi gençleriz sonuçta yani. O kafe dayı Zeki Demirkubuz yani. Şu an seni dinlese ortadan ikiye çatlar, replikleri çalar mı peki? Dayı. Bir gün Tahir adamla göz göze geldik Tahir amcayla. Resmen hiçbir şey demedi ama ben şunu anladım. Demek artık mekanın burası dedi gözleriyle. Ben de gözlerimle tura bakma Tahir amca. Artık burada takılıyoruz dedim ona. Yemin ediyorum bu konuşmayı konuşmadan yaptık onunla dayı. Hadi canım hiçbir şey demeden bakıp anlaştınız. Dayı bu konuşmayı biz yaptık. Selam bile vermeden Tahir amca devam etti. Tahir amca en son orada görmüştüm. Sindirmem lazım biraz vakit verin. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Tahir amca bak anneannemin yüzünü unuttum. Hı hı. Tahir amcanın yüzünü unutamıyorum. Bugün bile Tahir amcanın yüzünü ben hatırlıyorum dayı. Niye acaba? Niye silinmedi kafandan? Bilmiyorum. Tahir amcanın yüzü hiç gitmiyor kafamdan. Şu an nerededir? Ölmüştür canım. O zaman 60 yaşında falandı. Allah değil ya bu. Yani 85-90 yaşında falandır şu an herhalde diye tahmin ediyorum. Vay aman. O kadar da az yaşanıyor Türkiye'de biliyorsun. Bizim ortalamamız çok yüksek değil. En son hatırladığın şey ne Tahir amca ile alakalı? Son gördüğün yer nere? Dayı işte az önce anlattım ya. O mezar ya. Şey. Vay amına koyayım. Mezarda gördüğüm Tahir amca değil o şey. Poğaçacı. Mikrodalgaya para alan. Bir dakika Tahir amcayla Poğaçacı aynı kişi değil mi? Lan değil be. Oo dayı götün ne dinliyorsun ha. Dayı ben kendim... Tahir amca o Poğaçacı'ya gitmiş oradan dönerken göz göze geldik. Yok anladım. Dayı, makara yapıyorum. Dinleseymişsin be. Ya, İyi olurmuş yani. Makara yapıyorum. Makara pişik yapıyorum. Saygısız herif. Burada sana yüreğimizden kopan bir anı anlattık. Ama hikaye dokundu ya. Dokundu işte hikaye. Bir garip oldum ya. Ayıp benim ya. De var öyle bir abim. Dayı gece tribe sokuyorsun belanı sikmeyin. Senin de mi Tahir amcan var? Tahir amcam vardı benim de. İnternet kafedendi ama benimki. Ferit'le KKH'dan tanımıştım. Aynen benimki de Sirk'tendi. Yarram internet kafeler bizim işte. Mehmet abi ayıp bak ondan görüp Almanya'ya ün okumaya gitmiştim. Sonra zorluklardan hayır, dolayı ne içtin dönmek bugün? Zorunda kaldım. Dinlemiyor değil oğlum. Saçmalama. Ben anının içinde kayboldum. Sirk attı ben çok. Dayım şu oyun oynarken kafa siken ve süreden yiyen kafeci mi? Fazla içine giriyorum anlatılanın. Yarra yedirdi bana ya. Makara yapıyorsan piçim ha vallahi bak. Bende maalesef bu var ya. Çok anlatılan bir şeyin içine çok dalıyorum. Dayı dinlemiyorsan söyle. Lan tam tersi. Çok geziyorum orada ruh gibi böyle. Niye acaba? Rumi bir kahve getir ya. Rumi bir kahve var mı? Dayıma bir kahve Rumi. Hem bir gerçekliğini onaylamış oluruz. Kafeci adam anısı geldi aklıma. Hem bir gerçekliğini onaylamış oluruz. Gerçekliğini onaylayalım. Rumi bu uyumuştur ki. Bakayım listede var mı? Chat'teydi. Rumi yok da Zelderler var olur mu? Zelderler bir kahve. O da uyumuş. Dayıma bir kahve götür bakayım. O da uyumuş. Hoş kız. Dayıma bir kokoreç. Şu anda kokoreç yiyordur o ya şeyle. Kankisiyle kokoreç yiyorlardır. Dayı biz de aramızda dayı diyorsun. Kendim işte. Mevlüt dayı, bugün moralimi diyormuş. Çok bozdu ya. Kim? Mevlüt de dayı diyormuş aralarında kendi. Öyleymiş. Dayının eli hep boşu azalıyor. Ya ne bileyim adama çok saygı duydum. 10 yıllık izleyicisiyim dedi. Bilmem ne dedi. Ben bir kahve alıp geleyim seri. Yayın bende o zaman. Şimdi şey... Bu kafede bir gün roleplay yapıyoruz böyle. Kendimiz işte hikayeler ya yazıyoruz. Anı kaçıramam ben yok ya anı anlatma.
Ya çok da sikim değil. Eksi bir ya da telefondan açarım dur. İnanç diye çok büyüklerimiz var işte. Özgür en büyüğümüzdü. Yerinin adı neydi lan? Evren. İnanç. Ve Sonat. Sonat hatta game development'ta devam ediyor. Sonat. Şu anda bir game developer ekibin içinde. Sonat Adres Amir. Neyse. Ondan sonra aynen level'da yazıyordu bir ara. Aynen öyle. Aynı kafeden çıktık biz onunla. Sonat'la. Ondan sonra Sonat, chat senin ananı sikeyim orospu çocuğu. Soyadını verdim adamın. Sonat Samir diyorum amına kodumun oğlu. Educated Year'ın arkadaşı Sonat bilmem Sonat Işık mı diyorsun? Amına kodumun salağı. Sence o mu? Vallahi maymunsunuz siz ya. Tamam bak yani bak şeyi anlıyorum. Gerizekalısınız. Yazılı metni anlayamama gibi bir engelimiz var millet olarak. Eğitim yarrak gibi. Lan sözlüğü de mi anlamıyorsun? Amına kodumun maymun orospu çocuğu ya. Utanın oğlum kendinizden. Vallahi utanın ya. Allah'ım delirtecekler beni ya. Bak boomer'a dönüştüm yine siz yüzünüzden. Allah belanızı versin be. Çok sinirlerim bozuluyor ya. Oğlum acınası haldeyiz lan. Kendinize gelin sikmeyin belanızı ya. Sikikler. Neyse. Böyle RP yapıyoruz. Bir tane büyük ozan var. Bir tane de küçük ozan var. Ferhat var, ben varım. Afşin var. Afşin diyor ki... Ay şizofren misiniz amına koyayım ya diyor. Ben böyle şeyler yapmam ya falan. Giriyor içeriye. Çarını kasmaya devam ediyor. O zaman ultimo oynuyoruz. Afşin bizi pek jagolamıyor yani. Pek oralı değil. İnanç Lord oldu. İnanç Lord oldu. Sonat da bunun yaveri. Emirler falan filan veriliyor. Dürge diye bir tane arkadaş vardı. O da Harley Davidson olan ekipteki cool eleman. Arada bir kale içinden geliyordu. Lan adam bir roleplay çeviriyor. Amına koyayım adama aşık oldum. Yani hiç beklemiyordum çünkü. Adam piçin teki. Nasıl özendim pezevenge? Ne böyle rol yapacağım falan. Yapıyoruz baba rolümüzü. Sonra Ozan hep rolün içine sıçıyor. Küçük Ozan. Büyük Ozan da böyle hafif burnu tıkalı konuşan tipler olur ya. Böyle gözler hafif kısık devamlı. Büyük Ozan da o eleman. Böyle bakıyor Küçük Ozan'a. Ozan bak senin ananı sikeceğim adam gibi takılıyorsan takıl takılmıyorsan sikeyi damına koyayım falan demeye başladı böyle. O da şey yapıyor. Tamam abi ya. Abi biraz eğlenelim dedik ya. Tamam abi ya falan. Ondan sonra işte böyle devam ediyoruz roleplay'e işte. İşte prenses geldi falan diyoruz böyle. İşte kim, bir tane de narrator vardı. Narrator'ın kim olduğunu hatırlamıyorum. İşte prenses geldi falan filan. Bu geliyor şey diyor. Prensesi yatırıp siktim ağzına verdim falan deyince inanç dayanamadı artık. Ozan'ı aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çöp tenekesini attı. Ve kapağı kapattı. Sanırım 12 ya da 13 yaşımdaydım. Ben 35 yaşımı bitirmeye doğru ilerliyorum. Hayatımda o gün güldüğüm kadar bir daha gülmedim. Güleceğimi de zannetmiyorum. Yani hayatınızda böyle bir sahneyi çünkü hiç görmeyeceksiniz hiçbiriniz. Ben de bir daha göreceğimi zannetmiyorum. Bu adamlarla görüşüyor musun peki dayı? Bu Ozan dediğimiz arkadaş oturaklı bir hal aldı. Eskisi kadar mal değil. Hala mal. Orası ayrı. Yani IQ'sunun düşük olduğunu o zamanlardan anlamıştım ben ve bir tık mesafeli duruyordum zaten ona karşı. Hı hı. Çünkü ben IQ'su düşük insanları çocukken de hiç sevmiyordum. Hı hı. Ama bu yine hani bizim ekipten diye tolere ettiğim bir arkadaştı. Hatta yıllar sonra ben Antalya'ya döndüm de şey demiş o. Ahmet benle görüşmek istemez falan demiş. Ya kendine öyle bir şey mi demiş? Emin ediyorum Ferhat öyle demiş. Dedim oğlum yıllar geçti artık hepimiz büyüdük ya görüşürüm ne demek öyle şey mi olur falan dedim. Görüştük böyle sonra baktım harbi hala aynı mal amına koyayım. Güldüm ama yani. Hala görüşüyoruz tabii. En çok Ferhat'la görüşüyorum. Ferhat'la hala görüşüyorum. Onun da oğlu var işte. Bizimkinden yaklaşık bir yaş büyük. En çok onunla görüşüyorum. İnanç, arkadaş olurlar. İnanç üniversitede hoca oldu. Hı hı. Evren İlker diye bir eleman vardı. İlker benim Almanya'ya gitmemin sebebidir bu arada. O da Stuttgart'a gitmişti okumak için. Evren İlker'in peşinden o da Almanya'ya gitti. Sonat level'da yazdı. Şu anda game developer'lık yapıyor. Herkes bir yerde bir şeyler başarmış yani birbirini de etkilemiş. Ferhat Türkiye'nin ilk insansız silahlı deniz aracının pilotu. Hı hı. Tanı.
Salak olan ne yapıyor? Bir tek onu bilmiyorum. Ozan mı? Evet. Afşin babasının muhasebeci şirketini ele geçirdi ve daha iyi bir yer haline getirdi. Bir tek Büyük Ozan'ı bilmiyorum. O ne yapıyor bilmiyorum. Evet, insansız silahlı deniz aracı Antalya'da üretiliyor ve onun pilotluğunu yapıyor Beyz'den Berat. Vay amına koyayım ya. Çevreye bak yani. Hani bu çevre birbirini de etkilemiş, herkes birbirini boostlamış yani. En son Ferhat'la 3 hafta önce falan görüştük ya. Ha, bayağı Ferhat'la sıkısınız yani. Konuşma, sohbet, muhabbet. Tabii oğlum yani. Eşiyle meşiyle falan. Yakınız yani. Daha yakındık da işte biz buraya taşınınca bir tık uzak kaldık. Bayağı yani haftada 3-5 falan görüşmeli. O kadar yakındık. Story atmıştın değil mi o Ferhat'lardan? Ne? Biri yazmış da story atmıştın değil mi abi Ferhat'lardan diye. Atmışımdır canım. İyi, bizim de kuruyoruz dayı bak. Özledik, kaç yıl oldu. Seninle ta oynadığımız videoya baktım geçen. O bile benim yani acemiliğim sayılır yani. Şimdi daha oturaklı, daha mizahın az oldu bu evrende bak. Mizah falan da az. Otururuz masaya. Kick'te senin kanalda sabaha kadar RP. Haftanın mizah da olsun ya. Mizah şöyle. Mizah unsurunu ortam sağlayacak. Zorla işin içine böyle mizahi unsurlar katmayacağım. Eskiden yapıyordum onu. Şimdi durum komedisi, olaylar, sizin kendi grubunuz içindeki komiklikler falan, zaten onlar olacak. Gelin Burhi Kilay da gelin ya bir sese. Dayı peki ben bu kadar insan anlattım şimdi. Lore verdim bayağı bir. Yes. Bunlardan hangisiyle tanışmak isterdin? Alıp çöpe atanın ismi neydi? İnanç. İnanç'la tanışmak isterdim. Ozan'la istemezdim. Yok. Bir de Tahir amcayla tanışmak isterdim. Dayı Tahir amca is dead probably ya. O zamanki haliyle o adamı görmek isterdim, nasıl biri. Dayı bak, Tahir amcayı ölene kadar unutmayacağım. Suratı gitmiyor gözümün önünden. Sana yemin ediyorum. İnanç yani, nasıl biri? İnanç sarışın. Hı hı. Bir info daha, Ferhan Şensoy'un akrabası bunlar. Hı hı. İşte Ferhan abiler bunlara gelmişlerdi. Mahallede tabii infial oldu. Ferhan Şensoy gelmiş amına koyayım falan ama kimse bilmiyor nerede herifler. Bize de söyledi, böyle şey dedi. Gelin işte selam verebilirsiniz hani istiyorsanız falan filan dedi. Oğlum bak, o zamanki halimle ben şey demiştim. Ya adam tatile gelmiş aga, rahatsız etmeyek biz demiştim. Görüşmemiş. Gidip merak edip selamlaşmamıştım adam rahatsız olur diye. Ama bize yani o kartı vermişti İnanç. Hani gelin muhabbet edin falan diye. Ben dedim aga, adam cagolamaya gelmiş şimdi, darlamayak dedim, gitmedim amına koyayım. Ferhan Şensoy çok nadir böyle tanışılması gereken adamlardan dayı. Gene de rahatsız etmeyeyim diye gitmemişsin. Vallahi prensip gitmedim işte, görüşmedim. İnanç sarışın, kilolu, saçları uzun toplar, gözler çekik ama mavi. Öyle bir arkadaşımızdı. Donat doğuştan Hayko Cepkin. Hı hı. Gözler yamuk yumuk. Ayrı bir karizma katıyor ona. Öyle bir arkadaş. Sonat'ı bulabilirsin şu an ya. Sonat şey. Herif game developer oldu. Sonat Adre Samir yaz abi. Hemen çıkar nerede game developladığı falan. Selamlar bu arada. Merhaba. 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 Level'da falan yazarlık yaptı. Sonat Samir çıkıyor dayı. Ha evet. Evet. Gördün mü gözlerin yamukluğunu? Baba nerede yazmış? Orada var, aşağıda geçmiş. Oğlum aşağıda geçmişi var adamın ha. Singing Giant diye bir şey kurmuşlar sana. Aşağı in baba. Baba aşağı in. Ya ilk kez mi LinkedIn'e giriyorsun, maymun musun birader? Bak level, Allah senin bela. Level'da nereden level? Ha buldum. 2017. Sinirlisin. Sinirlisin. Dayı ben biraz yorgunum da yoldan geldiğim için. Belli oluyor mu bir tık? Sinirlerim bozuldu. Hani... Mouse view'lu Elder Scrolls gibi bir aşağı bir yukarı yarr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 r
Sadece içime uyuyorum yalnız. Allah kahretsin ya. Deneyimlerin tümünü bir görelim. Web designer
Hani level dayı? Dayı orada işte serbest yazın. Level magazin diyor ki. Aa, Twitter'ın attığı birisi. Adrenomicon. Eski Nick'idir bu arada. Unreal o zamanda crash. Nick'i o zamanda Nick'i Adrenomicon'du bu arada. Güzel. Yani biz StarCraft oynardık. Adre kısa versiyonuydu. Adrenomicon. Yani bizim ortama bakalım. Okuyayım. Ortamdan kimler çıktı moruk? Peki böyle makara mıydı ortamınız şeyi? RPG ortamınız çok yoksa? Makaraydı. Ama Adre Sonat hep şeydi. Aramızdaki bir tık sert elemandı. Anladın mı? Olur ya öyle bir tane. Hı-hı. Beyler cıbıtmayın amına koyayımcı olur ya bir tane. O, evet. O işte Adre'ydi. Hala öyle Jago diyen var chatte bak. Sonat ve Erhant, Ferhat benim de arkadaşım yazıyorum görmüyor. Kim o ya? Kim? Biri. Milaksi diye chatte. Sonat Bey hoş geldiniz buyurun. Kanepesiz yapalım bari dedik. O yüzden biraz geçtik Spider-Man Ayko. Videomuz. Ama hoş gördün mü Ayko'yu? Dedik. Hoş geldiniz. Çok kısa bir şeyle artık Fraktis'te yayınlayacağım birçok videomu. Fraktis'le birlikte çalışıyoruz. Ya bu gaming Spider-Man konusunda falan çok dolu bir heriftir ama aşırı donuk yani. Aşırı donuk o zaman da öyleydi. Şeydir yani hani kamera karşısına çok yakışacak bir adam değil. Çünkü akışkanlık o kamera şeyi Sonat'ta yok. O zaman da yoktu. Ama hani bunu negatif bir şey olarak söylemiyorum tabii. Disket kutusunu yine benim kanaldan izleyebilirsiniz. Bir tık da yırtıklık. Bir adamı soyuyormuş biraz ciddi olamana koyayım diye. Yapacağımız projeler. Aynen aynen Sonat'ta biz video çeksek sinirlenir bu arada. Hadi canım. Ya Jago sikeceğim amına koyayım falan deyip ayrılır mekandan. Projelerimizde olacak inşallah. Yani, tatlı bir gidişatı var hikayede. Kırılım noktaları var. O kırılım noktaları oyunun yeri. Ya bir adam oyunu gelmiş. Bir sus da dinleyeyim adamı ya. Değil mi? Sen evet. Kombodan sonra. Misafir çağırdı. Elbet bilenler vardır zaten şu an bunu izleyen. Geç bile kaldık çünkü. Her kostümü kendi bir özel yeteneği var. Özel gücü var. Ve bu özel gücü diğer kostümlere de aktarabiliyor olmamız muhteşem. Çok muhteşem olmuş. Çünkü yani, ben bazı kostümleri sevmiyorum. Evet, gücünü seviyorsun. Gücünü seviyorsun. Kostümün tipini sevmiyorsun. Gücü güzel. Gücü güzel. İstediğin değiştir. Tipini çok beğendim. İyi olmuş. Kostümde diğer kostümlerin açtığın kostümleri. Dayı bir sussana çocuk bir şey anlatıyor ya dayı ya. Dayı hiç konuşturmuyor ki. Yani çağırmış ama kendini konuşacak. Kostümlerin açılışı işte güçlerin açılışı vesaire böyle token. Yani mesela ilk başta ben çok negatif yaklaşmıştım. İşte Parker'ın çantalarını topluyorsun. Eski çantanı, eski okul çantası falan filan. Şehrin her yerinde çantalar var. Ya dedim işte sırf oyun süresini uzatmak için bir sürü şehrin işte oraya buraya çanta koymuşlar. Muhabbetinin tadını Orhun Kayaalp'in muhabbetine biraz benzettim. Hani alıştığımız birçok oyunda. Ama işte bu reyleri söyleyebiliyor. Ama toplama yavaşladıkça aa dedim bu 8 sene muhabbeti var ya. Ha. Onunla ilgili Orhun da biraz şey ya. Sakin aslında izlerken dikkatinin dağılabileceği bir karakter aslında Orhun'da. Ama işte R'leri söyleyemem biraz ilgi çekiyor ister istemez insanda. Sonat'ta o da yok amına koyayım. Yani herhangi biri diye Google'da arat Sonat çıkabilir. Üniversite öğrencisi, üniversiteden mezun oldu. Donelerini eklemişler. İlginç bir şey kaldı. Ama çok kral adamlar hepsi ha. Yani hep düzgün adamlar. Ben kendi şimdi bakıyorum diyen böyle eski lise ortamlarım. Bir iki tane böyle iyi arkadaşım var gerçi ya.